Thank you. Thank you very much. Buyurun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mezzelun nurihi kemişkatin. Bizi tıkırmadılar, bize onurlandılar. Kendisine ve çok kıymetli heyetine huzurlarımızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Yalnız bırakmadılar, Türkiye'nin Pakistan'a verdiği değeri bir kere daha gösterdiler. Kendilerine de şükranlarımızı arz ediyoruz. Değiştirmelerle katkıda bulunmayı hedeflemiş durumdayız. Bu amaçla da çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu değerli güçlü bir demokrasi olma yolunda atılan adımlar, siyasi ve askeri sorunların çözümünde gösterilen güçlü irade, Pakistan'ı Güney Asya'da 10 bin doları aşan kişi başı milli geliriyle gerek üretim, gerek altyapı, enerji, inşaat ve enerji alanlarında çok önemli başarılı olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. Gibi önemli projelerde de işbirliği yapabileceğimizi bizler düşünüyoruz. Bu yatırımlar esnasında devletlerimizin, hükümetlerimizin bizim yanımızda olacağımızdan eminiz. Başkanımıza konuşmada eşitliği için geliyoruz. Değerli misafirler, konuşmaları yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Odası Sayın Zafer Çağlayan'ın alkışlarınıza bize davet istiyoruz. Bu dostu inşallah zaten ifade ettiğim gibi ekonomik işlerimize de en anlamlı şekilde gelmesini istiyoruz. Biraz evvel değerli başkanım ifade etti. Evet, bundan 10 yıl önce Türkiye-Pakistan toplam ticaret hacmi sadece 175 milyon dolardı. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara kadar çıkmıştık. Ancak sonraki yılda aramızdaki ticaret hacmi 875 milyon dolara gelişti. Tabii ki 875 milyon dolara ticaret hacminin kompozisyonuna bakacak olursak, Türkiye'nin yapmış olduğu yaklaşık 270 milyon dolara ihracata karşı Pakistan'ın ülkemize ihracatı bizim ihracatımızın tam iki katıdır. Sayın Başbakan, benim görevim Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak Türkiye'nin ihracatını daha fazla arttırmak, Türkiye'nin dışlar dengesini Türkiye'ye daha fazla geliştirmek, daha fazla yatırım ve yatırımcıyı ülkemize çekmek. Ancak kolu Pakistan olacak, kardeş ve dost Pakistan olacak. İnanın ki Pakistan'ın Türkiye ticaretinde Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın iki katı kadar ihracat yapması, inanın ki bütün ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak en fazlasıyla memnun ediyorum. Yılbaşı ülke için söylemek hiç hemenden beklemez. Çünkü böyle bir şey söylersem görevimi layıkıyla yapmamış olurum. Ama ümit ediyorum ki önümüzdeki dönem inşallah ticaret hacmimizi çok daha fazla geliştirecek, çok daha fazla artacağı, karşılıklı yatırımların, hatta burada edinmeyip üçüncü ülkelerde birlikte işbirliği yapmak kültürün ortaya çıkacağı önemli inşallah fırsatları bize karşı karşıya getirecektir. Sayın Başbakan, üçüncü olarak aramızdaki ticaret hacminden bahsettim. Türkiye, Pakistan ihracatında %2.3 gibi önemli bir paya sahip. Türkiye, yine Pakistan ihracatında ise
binde yedi hikmeye sahip. Görünen olsun. Biz inanıyoruz ki inşallah ticaret hayatımız daha fazla gelişecek, daha fazla artacak. Ancak bunun gereklerini ve altyapısını sağlamak mecburiyeti olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Ve bu anlamda Türkiye ile Pakistan arasında bakanlık tarafından yapılan uzun süredir devam eden tercihli ticaret anlaşması bir an önce Sayın Başbakan imzalarımızda yürürlüğe girerse yani ki her iki ülkenin de ticaret açmışlığı ticaretleri en az ikisine katlanır. Bu noktada bu anlaşmaları bir kez daha belirtirken iki ülke olarak önemli potansiyele sahip olduğumuz ve metreden geçebilecek. İki ülke olarak toplam bilgilerimiz 1 trilyon dolar üzerinde. İki ülkenin toplam dış ticaretleri 500 milyar dolar. Ve iki ülke 250 milyon gibi son derece önemli bir nüfusa sahip. Ümit ediyorum ki bahsetmiş olduğum rakamlar Türkiye-Pakistan arasındaki ilişkileri çok daha fazla geliştirecek. 2020 olimpiyatlarının kura döneminde bulunmuştur. Evet, her zaman olduğu gibi maalesef yine bu olimpiyatlar bir Müslüman ülkeye verilmedi. Bundan duyduğumuz üzüntü Sayın Başbakanımız çok teşekkürle ifade ettiler. 2020 olmaz inşallah 2024 alırız. Ancak böyle bir olimpiyatlara Türkiye'de yapılma işi olimpiyatlar adına bir kayıptır. Bir tarafta bunu değerlendirirken biz 2020 olimpiyatlarını almamış olsak dahi dünyada ekonomik krizin en derin şekilde yaşandı. Avrupa'nın önemli ekonomik sıkıntılar içinde olduğu bir dönemde evvela Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %4.4 büyümeyle Avrupa'nın ekonomik büyüme 12 şampiyonu olmuş çıkıyoruz. Benim görevim dünyanın tüm yatırımlarını ülkeme çekmektir. Ülkemde yatırıma teşvik etmektir. Ve bunun için de son derece önemli bir teşvik size lazımdır. Ancak tekrar Pakistan, kardeş ve dost Pakistan olacak olup Türk iş adamlarını Pakistan'ın kalkınmasında yer almaya ve Pakistan'a yatırım yapmaya davet ediyorum. Sayın Nawaz Şerif'e Türk ziyaret ediyorum.